Kişisel görüşüme göre birinci öncelik sağlıklı yaşamak isteyen herkes kullanmalı. Çünkü sağlıklı sudan öte bir kavramdan bahsediyoruz. İyileştirilmiş sudan bahsediyoruz. İyileştirilmiş su derken işte mineral zengin, oksijen zengin, antioksidan ve mikromoleküler su diğer su tiplerine göre yaşam kalitesi ve hastalıklardan koruma anlamında bize çok fazla değer üretiyor. Orta yaştan itibaren başlayan yaşlanma endişesi, yaşlılıkla mücadele niyeti, erken suyun kullanılması gerekliliğini artırıyor. Daha özel alanlara yönelecek olursak, örneğin yağlanma süreciyle başa çıkmak, yani kilo almayla başa çıkmak isteyen, diyet yapmak isteyenler alkali su kullanılması şiddetle tavsiye ediliyor. Çünkü yağ yakmada bilinen en etkin yöntemdir. Asidik atıkların yağ küpleri içerisinde hapsedilmesidir yağlanma sürecinin özü. Dolayısıyla asidik atıkları tahliye edebildiğimiz oranda yağlanmayla başa çıkabiliyoruz. O yüzden kilo vermede alkali su çok çok önemli bir fayda üretiyor. Klinik çalışmalarda bunu kanıtlıyor. Onlarca klinik çalışma yapılmış, yüzlerce klinik çalışma yapılmış bu konuda. Kozmetik endişeler alkali su kullanımını çok fazla tetikliyor. Cildin yaşlanmasının önüne geçme özelliği alkali suya özel bir değer katıyor. Dolayısıyla dünyadaki tercihlerden de sağlıkla ilgili ya da yaşlanmayla ilgili endişelerden kaynaklı gerekçelerle alkali iyonize suyu tercih eden insanların sayısından daha fazlası kozmetik endişelerle, yani cildin yaşlanmasını engellemek, bir anlamda geri çevirmek için alkali suyu tercih eden insan sayısı daha fazla. Profesyonel sporcular alkali iyonize suyu tercih etmekteler. Dünyada bu uygulama çok yaygın. Profesyonel futbol kulüplerinde, NBA takımlarında standart su olarak kullanılıyor. Çünkü sporcu performansını ciddi oranda artırıyor. Daha önce bahsettiğimiz ve bilindiği üzere oksijen zengini, iki kat fazla oksijen satır eden bir sudan bahsediyoruz. Bu da olağan yaşamdaki performansımız olduğu gibi ölçülebilir nitelik taşıyan sporcu performansını da artırıyor. Alkali iyonize su, zindelik veren bir su tipi. Kendimizi daha zinde, daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Dolayısıyla kronik yorgunlukla mücadele eden insanlar alkali iyonize suyu tercih ediyorlar. Günlük hayatın yorgunluğuyla ve stresle başa çıkmak anlamında fayda veren bir su tipinden bahsediyoruz. Dr. William Hawthorne'in 1933 yılında söylediği, ortaya attığı teori bugün artık bilimsel bir gerçek olarak kabul ediliyor. Dejeneratif hastalıkların tamamında asidik kirlenme vardır. Dolayısıyla hastalıklarla mücadele etmekten bahsediyorsak, vücudun alkali dengesini korumanın, alkalite lehine vücuda katkı üretmenin ya da en kısa yoldan alkali su içmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 50'den fazla dejeneratif hastalığın her biri özelinde öz toksikasyondan, yani vücudun kendisini kendi atıklarıyla zehirlenmesinden kaynaklandığını artık biliyoruz. Bu anlamda 2000'den fazla klinik çalışma var. Alkali suyun faydalarından daha çok zararı engelleme potansiyeli konuşuluyor. Hangi anlamlarda fayda üretiyor? İşte listeleniyor ama bir taraftan da hangi zararları engelliyor? Bu anlamda da ayrı bir klinik çalışma grubu sürüyor. İkisi de birbirini destekler, sonuçlar elde ediyorlar. Bu önemli bir konu.